Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yine bir akü olayıyla birlikte karşınızdayım. Bu akü eski aküm. Sıkıntıya uğramıştı. Bunu desülf etmeye çalışmıştım. Suyunu falan tamamlayıp direkt priz elektriğine bağlayıp da videolar olmuştu. İzleyenler hatırlarlar. Şimdi ise bu birkaç video önce şu an hali hazırda araçta kullanmış olduğum akünün şarjı sıkıntıya girmişti. Onu halledebilmek için bir akü şarj cihazı kullanmıştım. Şöyle gösterelim. İçeriden de prize bağladım. Bu arada balkondayım. Biraz daha hava durumu müsait olduğu için şöyle bahar aylarındayız. Burada yapacağım çünkü banyoda birkaç sefer önceki yaptığım işlemlerde sıkıntı oldu. Orada ister istemez sulu bir ortam olduğu için su sıçıyor falan bilmem ne derken daha temizi balkonda müsait yer olduğu için getirip burada yapayım dedim. Şimdi şöyle cihazımız şöyleydi. Noko marka Genus G3500 3.5 amper modeliydi. Burada açık olduğunu gösteren bir ışık var. Akü seviye doluluk oranını gösteren bir kısım var. Şurada kendisi akıllı cihaz olduğu için otomatik olarak algılıyor. 12 volt büyük akü, küçük akü, normal şarj, soğukta kaldıysa ona göre şarj. Şurada bir 6 voltluk olay var. 6 volt aküyü de otomatik seçebiliyor. Lityum 12 volt. Ve şurada repeater dediği 1.5 amper bir seçenek var. Darbeli bir akım vererek, frekanslı bir akım vererek aküyü doldur boşalt yapıyor. Arkadaş bu şekilde bana söyledi. Hani bu şu cihazı almış olduğum sahibi Sefa olan sanayideki ustam arkadaş bunu verdi. Bu aküyü doldur boşalt falan yapıyor dedi ama tam mantığını bilmiyorum nasıl çalıştığını. Videolarında daha farklı şekilde anlatılmıştı. Kesik kesik sinyaller vererek tamamen doldur boşalt yaparak artık onu bir şekilde tespit etmeye çalışacağım. Öncelikle şöyle bir bağlayalım propları. Hatta bağlamadan önce şöyle yapalım. Bir şu gözleri açıp bakalım şuralarda çünkü sıkıntılar görünüyor. Ne durumda ki, ne oldu? 2 senedir Bodrum'da yatıyor. Bunu kurtarabileceğiz mi? Desülfatör yaparak o plakalar üzerindeki kireçlenme etkisini ortadan kaldırıp bakımını yapıp gerekirse asidini suyunu tamamlayıp kurtarabileceğiz mi aküyü? Şuradan da yine bakalım. Şöyle siyah görünüyor. Şu kapaklarını açacağım. Kapaklarını açıp kontrol edeceğim içindeki o sıvı seviyesi olayını. Şuraları bir açalım. Kontrollerini yapalım bakalım. Ne durumda? Önce onu bir görelim. Buraları açacağım ki işlemler sırasında, şarj işlemleri sırasında herhangi bir sıkıntı olmasın. Neden? Çünkü önceki videoda da yine bahsettik, gösterdik. Şarj olurken kimyasal tepkimelerden dolayı buradan asitten kaynamalar olup gaz çıkışı olacak. Tehlikeli gazlar, solunması olsun, biriktiği ortamda sıkıntı yapıp parlama, patlama gibi sıkıntılar yapabilecek zehirli gazlar çıkıyor. Hidrojen benzeri gazları. Tedbir amaçlı açık alanda yapmak daha uygun olacak. Bir de uzun süre burada da kalacak. Altı tane göz oluyor hemen hemen bu tarz akülerde. Şimdi kapakları açtık. İçlerini bir kontrol edelim bakalım. Kapaklarını açıp sıvı seviyelerini kontrol ettim. Telefonun feneriyle bakmam gerekiyordu. Sıvı seviyelerinde yine düşmeler var. Azalmış sıvı, gitmiş maalesef. Tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla da şöyle ölçtüğünüz zaman da akü voltaj seviyesi de 7 volt seviyelerine düşmüş. Normalde 10 volt altına düşen bir akü ölmüş demektir. Şimdi bakalım buna böyle bir emek harcayıp da kurtarabileceğiz mi?
Kurtarsak da ne kadar sağlıklı olur, ne kadar ömürlü olur bilemiyorum. Şöyle propları sabitlemeye çalışıyorum bu voltajı gösterebilmek için. Evet. İşlemleri bir başlatalım bakalım. Artık bağlayalım şu krokodillerimizi. Maşalar yani. Artıya artıya verdik. Eksiği de verdim. Şimdi buradan direkt otomatik small küçük küçük cold kısmını seçti. Soğuk olan kısmını. Buradan şarj olup %25 seviyesiyle başladı. Bundan ziyade şöyle mod tuşuna basıp 3 saniye en az basılı tutup atlatabiliyorsunuz. Şöyle mod kısmında menüleri gezebiliyorsunuz. Kapalı, açık, 12 volt, hızlı, soğuk. Onların hepsini gezebiliyorsunuz. Şuraya geldikten sonra tekrar bir uzun basılı tutup orayı atlatmanız lazım. Bu cihaz için 6 volt değil, 12 volt değil. Şu repair olan kısma, desülfe kısmına, yani şu cihazın desülfatör, aküyü desülfatör yapma kısmına. Bunun da nasıl olduğunu bilmiyorum tabi. Darbeli şarj mı verecek, akım mı, hani ne kadar süre olacak, belli bir süre dolup boşalacak mı, şurada akünün seviye ışıkları yanıp sönecek mi, onu da ara ara denk geldikçe çekmeye çalışacağım videonun kısımlarını. Bakalım nasıl bir tepki alacağız. Gözlerde herhangi bir oynama var mı diye bakmaya çalışıyorum. Kaynama falan olacak mı diye. Bir taraftan da şöyle bir şey göstereyim. Bu akımı düşük bir şey. Normalde 3.5 amper şarjdayken tamir, repair kısmında, desülfe kısmında 1.5 amper olarak belirtmiş. Muhtemelen frekansı yüksek voltaj verip çekiyor. Plakalarda oluşan şu kireçlenmeyi kırabilmek için bu işlem yapılıyor. Onu daha önce çok araştırdım. Oradan kalan aklımdaki bilgilerle böyle olduğunu biliyorum. Bakalım ne sonuç alacağız. Şimdi gözlerde de su seviyesi düşük dedik. Onları da bir tamamlamaya çalışacağım. Onun çektiğim video olmuştu. Ona ilgili de bayağı bir izlendi. Bayağı bir sorular soruldu. Her neyse, şimdi şu gözleri, suları bir şekilde saf suyu temin edip tamamlamaya çalışacağım. Kurtarabilirsek kurtaracağız. Çok da önemli değil. Amaç biraz da hani videoyu paylaşabilmek, bazı bilgileri aktarabilmekti. Şöyle tekrar bakalım voltaj ne gösteriyor. Gördüğünüz gibi voltajı çekip veriyor, çekip veriyor. Tahmin ettiğin gibi 10 volt, 16 volt, 17 volt, 15 volt, 9 volt seviyelerine düşüp verip çekiyor, verip çekiyor. Bu analog bir tane ölçü aleti olsaydı ibrenin şu şekilde saptığını görür, daha rahat anlardık mantığını. Ama böyle de anlayabiliriz. 10, 11, 15, 17, 11, 10, 15, 17. Genelde aynı. Voltaj verip çekiyor, verip çekiyor. Buraya bakalım. Evet, işlem devam ediyor. Akabinde denk gelirsem çekebildiğim kısımlarını da çekeceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek, nasıl bir sonuç alacağız. Göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Videoyu çekmeye başlayalı yaklaşık 1-2 saat oldu. Tekrar kontrole geldim. Geldiğimde voltaj şöyle sabitlenmiş, 12.4 volt gösteriyor ve gözlerde kaynamalar var. Toparlamaya başlamış, kendini gösteriyor ama gösterge tabii ki yeşil değil. Daha bu süreç ne kadar devam eder? Nerede sonlanacak, nerede bitireceğiz onu da bilemiyorum ayrıca. Şöyle göstermeye çalışabilirsem gözlerdeki kaynamayı. Pek göstermek mümkün değil, karanlıkta kalıyor çünkü. Voltaj şöyle sabit dedik ve şuraya bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şu repair kısmındaki 12 volt yazan yer yanıp sönmeye devam ediyor. Seviyelerde herhangi bir şey yoktu. 25 de başlamış. 50, 75 %100 de tam olacak. Herhalde o zaman yeşil de yanmış olur. Ne kadar ömürlü, sağlıklı olacak. Tabii şu su doldurma işlemini tamamlayamadım. Saf su elime geçmedi. Çarşıdan gider alırım diye düşünmüştüm. Ama olmadı. Fırsatım olmadı. Şimdi bu böyle devam ediyor. %100 olduğunda muhtemelen bitirecek, kendini tamamlayacak. O zaman da voltajına yine bakarız ne durumda.
Cihazda şöyle hafif bir sıcaklık var. Aşırı bir ısınma falan da olmuyor. Ayrıca dışarıda dış ortamda olduğu için fazla da ısınması sanmıyorum zaten. İşlem devam ediyor şu anda. Muhtemelen şöyle %100 olup bitirdiğinde kendisini akü toplamış olacak. Böylelikle bir aküyü daha kurtarmış olacağız. Burada önemli olan nokta şu şarj cihazının kalitesi. Yani stabil çalışabilirliği, öyle söyleyeyim size. Buradaki mantıkta dediğim gibi voltaj verip çekiyor. Amperi düşük, voltajı yüksek, frekans şeklinde verip çekiyor, verip çekiyor. Plakaları bir şekilde uyandırmaya başlıyor. Plakalar üzerindeki oluşan kireç tabakasını döküyor böylelikle, bu mantıkla. Bunun özel devreleri vardı, yapacaktım fakat gerek yok. Böyle bir akü şarj cihazındaki bu özellikle desülfatör işlemiyle de bunu sağlamış oluyorsunuz. Çünkü o bulduğum devrenin de elemanları, çok özel elemanları var üzerinde, bobinleri, sargıları, kaç tur olması, bobin kesiti, ki ona göre bu aküyü uyarabileceğiniz seviyede frekans değerleri alabilirsiniz. Tabi bu akıllı olduğu için muhtemelen içerisinde yazılımsal entegre var. O şekilde algılayıp yazılım üzerinden her şeyi kontrol ediyor. Böyle olması daha mantıklı, daha kalıcı olacaktır. Şimdi voltaj 12,3 diye gidiyor. Bakalım bittiğinde, %100 olduğunda fişi çekersem devam edecek mi? Aynı voltajda kalabilecek mi, ya da aküyü bir boşaltıp tekrar mı doldurmak gerekir? Onu da artık ilerleyen süreçte bakacağız arkadaşlar. Böyle bir gösterip bahsetmek, anlatmak istedim desülfatör işleminden. Daha önceki çekmiş olduğum videodan ziyade böyle profesyonel bir cihazla bu işi yapmak, yapabilmek daha iyi, daha güzel. Daha da hızlı bir şekilde sonuç veren bir şey. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. Şu an devam ediyor işlemler arkadaşlar. Bakalım. Bittiği zaman işlem yine bir voltajlarını ölçüp gerekirse araçta da aküde marş basacak şekilde deneyebilirim de. Bu arada önceki videolarda bahsettim. Aküde sıkıntı olmuştu. Şarjını yapmıştık. Marş basmıyor demiştik. Aküyle ilgili herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Tamamen marş dinamosuyla alakalı. Onun kömürleri falan, yatakları değişti, burçları değişti. Sıkışmış. Kasma yaptığı için de çeviremiyormuş. Maalesef onunla ilgiliydi. 1000 lira yaklaşık bir masrafı çıktı. Onu düzelttik. Şu an sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde araç çalışıyor. Diğer araçta hali hazırda kullanmış olduğum aküde tam şarj etmiş olduğum için sorunsuz bir şekilde yarım marşta alıyor. Marş dinamosu ile ilgili detaylı bir video çekmek isterdim fakat fırsatım olmadı, işe gittiğim için aracı bıraktım. Akşam da, hatta daha doğrusu öğlene doğru gittim, aldım. Sadece kısa bir video çekebildim bununla ilgili, yarım marşta araç alıyor diye. Detayları da bu şekildeydi. Ona da değinmiş, bahsetmiş olalım arkadaşlar. Desülfe işlemine devam ederken akşam karanlık oldu. Seviye şöyle %100 olup başa döndü. Uzun bir sürede %25'te kaldı. Voltaj değeri düştü. 12 voltlar seviyesindeydi fakat gördüğünüz gibi 9'a falan düştü. Baktım ki olmayacak, suyunu tamamlamamıştım. Bugün de pazar, pek açık bir yer bulamayacağım için petrollere gittim. Petrolün birinde yoktu. Bir tanesini de bulabildim. Şöyle bir tane akü için saf su aldım. 23 lira. Ne kadarmış? Ölçü aletimizi düşürdük. pH 7,5 olan saf su 1 litrelik. Şöyle. Bu, elimde su arıtma var, oradan da koyabilirim diyeceğim ama tam anlamıyla, tam manasıyla saf su değil, nötr değil. İster istemez içerisinde bazı kalıntılar, elementler, ağır metaller kalabiliyor da aküde şarj yaparken sıkıntılara sebebiyet verecek, kimyasal reaksiyon başladığında. O yüzden o pek önerilen, tavsiye edilen bir durum değil. Ben de tavsiye etmiyorum zaten. Şöyle saf su olması daha mantıklı olacaktır. Şöyle enjektörle eşit bir şekilde, büyük enjektörüm yok bu sefer. Daha önceki eski videolarda saf su ilavesi yaparken büyük bir şırınga kullanmıştım. Şimdi olmadığı için şöyle göz kararı ne kadar koyduğumu bilebileyim diye rastgele doldurmaktansa eşit bir şekilde dağıtacağım. Birinci gözü doldurdum, ikinci gözü doldurdum. Üçüncü gözü de şöyle dolduruyorum çünkü suda yine azalma olmuş. Ben bunu daha önce tamamlamıştım ama nedense bir şekilde uçmuş gitmiş. Muhtemelen kimyasal reaksiyondan oluşan işlemden sonra gaz oluşumu, gaz dönüşümü derken bu süreç içerisinde suda eksilme olmuş. Şimdi onu tamamlıyorum. Tamamlayıp böyle
belli bir seviyeye getireceğim. Yani plakalar üzerinde en az iki parmak seviyesinde yukarıda olacak şekilde suyu dolduracağım. Bu arada işte ben balkonda devam ediyordum. Fakat hava bozdu. Yağmur, yağış, fırtına deyince tekrar içeriye gelmek zorunda kaldım. Banyoda yine camı açık bir ortamdayım. Şarj işlemine çünkü devam edeceğim. Şu anda da cihaz bağlı. Yine repair modunda, yani desülfe modunda. Bakacağız ne kadar yine süre devam edecek. Şarj tutabilecek mi, tutamayacak mı? Çünkü ilk başta yaptığında 12 volt seviyelerine ulaşmıştı. Şöyle %100 doluluk olanını göstermişti. Ölçü aletiyle de ölçmüştüm. Daha sonradan düştü bu seviye maalesef. Yani 9,4 böyle uzun bir süre kalsın bakalım. Buradaki mantık ne demiştik? Şöyle desülfe cihazı için düşük bir amper gösterilmiş. Normalde şu şarj kısımlarında yazan 3,5 amper falan. Ama şurada 12 volt repeater modunda 1,5 amper. Düşük amperle yüksek voltaj. Normalde bu işleme ilk başladığımda şöyle ölçü aletinde şurası 8, 9, 12, 13, 15, 17 volta kadar çıkıp tekrar başa düşüyordu. Yani frekans şeklinde voltajı verip çekip verip çekip amaç plakalar üzerinde içerisinde oluşan kireçlenme, kireç tabakasını eritip kırabilme. Bunu sağlayabilecek ki plakalarda çok sağlıklı bir şekilde reaksiyon oluşabilip akü şarj deşarj işlemini yapıp sağlıklı bir voltaj verebilsin, sağlayabilsin. Maksat bu. Şimdi ben yine eşit bir şekilde dağıtmaya devam edeceğim suyu. Şu üç gözde çok sıkıntı değil de diğer üç gözde bayağı bir eksilme var. Onu nedense anlayamadım. Onu tamamlamaya çalışıyorum şimdi. Aslında tam manasıyla bir bakım yapmak lazımdı da ona fırsatım zamanım olmadı. Asit falan lazım. İçerisini komple bir boşaltıp karbonat falan tarzı malzemeler atıyor da aslında o karbonat değil. Birisine sormuştum, onu söylemişti ne olduğunu, bir şeydi ama tam net hatırlayamadım. O temizliğini yapıp içini boşaltıp güzelce sıvısını, asitini doldurup şöyle gözlerde bome dedikleri cihazla yoğunluk oranını ölçüp, o da 1,66 diye bir yoğunluk oranı mıydı neydi onu da tam net hatırlayamıyorum. Bu işlemi yapsam daha sağlıklı olacaktı ama bunun fırsatım zamanım pek yok. İşlem devam ediyor. Şu an gördüğünüz gibi. Belli bir süreden sonra artık şu %25 yanmaya başlayacak. Sonra 50, 75, 100 birkaç sefer aküyü böyle doldur boşalt yapıp canlandırmaya çalışıyor. Mantık bu. Şimdi suyunu tamamlayıp devam edeceğim işte. Sonuç olumlu olur olmaz. Bu işlem böyle yapılıyor. En azından onu göstermek, bilgi vermek istemiştim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.